Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle Samsung'un yeni nesil Deck Station'ı inceleyeceğiz. Arkadaşlar biz Samsung Deck Station incelemesini hani Türkiye'de ilk defa biz yapmıştık ama Samsung sağ olsun bize fiziki olarak da bunu gönderdi. Bundan dolayı da küçük bir inceleme yapacağım. Şimdi biz daha önce bu dediğim gibi incelemeyi bundan 4 ay evvel falan herhalde Samsung MR mağazasını incelemeye gittiğimiz zaman Samsung MR mağazasında Deck Station incelemiştik ve eğitimden sorumlu Emre Çakmak arkadaşımız da bize Deck Station'ın tüm özelliklerini aslında aktarmıştı ve anlatmıştı ama bugün en azından bir kullanıcı deneyimi bize ne sunuyor ne sunmuyor biraz bunlardan bahsederiz size. Şimdi ürünün herhangi bir şekilde şeyi yok, nedir o, bir teknik özelliği falan filan yok. Yani bu bir masaüstü standı ve bu masaüstü standına telefonu takarak hem telefonun şarj olmasını sağlıyor hem de telefonun bir kişisel bilgisayar haline gelmesini sağlıyor. Böyle bir ürün bu. Şimdi şöyle söyleyeyim, Samsung Deck Station kişisel kullanım için çok uygun bir ürün değil. Yani burada işte Deck Station mükemmel bir üründür falan filan demeye gerek yok. Fakat Deck Station son kullanıcı için çok fazla bir şey sunmasa da bence iş dünyasındaki insanlar için mükemmel, bugüne kadar gördüğüm en inovatif ürünlerden bir tanesi kesinlikle. Yani Samsung Deck Station'ı kullanarak telefonunuzun kişisel bir bilgisayar haline dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu bence oldukça güzel ve gelecekte hani hep diyoruz ya telefonlar nereye gidecek diye. Bana sorarsanız telefonlar nereye gidecek bilmiyorum ama kişisel kullandığımız laptoplar, kişisel bilgisayarlarımızın ben telefonların içine bu şekilde entegre olacağını görüyorum. Çünkü şu an Deck Station'ı bu ürünle birlikte işte PowerPoint sunumu hazırlayabiliyoruz, Word kullanabiliyoruz, Excel kullanabiliyoruz. Yani her şeyi kullanabiliyoruz. Yani ofis tarafında kullanabiliyoruz. Maillerimize bakabiliyoruz, maillerimize cevap verebiliyoruz. Bir telefonda ne yapabiliyorsak burada bunu yapabiliyoruz. Hatta daha fazlasını büyük ekranda yapabiliyoruz. Bazı optimizasyon sıkıntıları var ama ben önümüzdeki dönemde mutlaka Samsung'un bu Deck Station'da bu problemleri aşacağından adım kadar eminim. Ama dediğim gibi şu anda halen bazı programların full ekran çalışmadığını görüyoruz ama bunu da işte emulatörler yardımıyla bazı işte Dex Max diye bir tane program var. Bunu Deck Station kullanıcıların hemen hemen herkesin bildiği ve önerdiği bir program. Bu programı kullanarak işte masaüstü seviyesine bazı programları aktarabiliyoruz. Bunu belirtelim. Üçüncü parti yazılımlarla birlikte yapabiliyoruz ama ben Samsung'un yeni güncellemelerle birlikte Deck Station kullanıcı deneyimini çok çok daha iyi bir yere doğru taşıyacağını düşünüyorum. Şimdi Deck Station'ı dilerseniz bir kutusunu açalım. Bize ne sunuyor ne sunmuyor buna bir yakından bakalım. Daha sonra sistemimizi kuralım. Zaten çok fazla bir şeye ihtiyaç yok. Sistemimizi kuralım ve bu cihazı çalıştıralım. En azından bize ne sunuyor yakından bakalım. Arkadaşlar hemen Deck Station'ın kutusunu şuradan güvenlik bantını yırtarak açalım. Bize ne sunduğuna yakından bakalım. Zaten çok da fazla bir şey sunmuyor. Çünkü ben bunu daha önce şunu şöyle bırakalım. Bizi arkadaşlar hemen Deck Station istasyonu karşılıyor ve bu şekilde oldukça güzel şak şak gerçekten güzel bir mekanizma yapmışlar. Yani pek öyle bozulacak gibi bir mekanizma değil. Bunu belirteyim. Oldukça güzel, oldukça başarılı bir mekanizma var burada. Bu dediğim gibi telefonun şarj olmasını da sağlıyor. Bunu açalım hemen. Başka kutunun içinden ne çıkıyor dersiniz arkadaşlar? Kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor. Burada hızlı kullanım kılavuzu var. Ama dediğim gibi bunu zaten hiçbirimiz okumuyoruz. Başka da içinden çok bir şey çıkmıyor. Ürünün yani baktığımız zaman burada iki tane micro USB girişini görüyoruz arkadaşlar. Burada iki tane micro USB girişi var. Hemen burada bir tane Ethernet portu var, HDMI portu var ve burada da şarj istasyonu için, şarj girişi için Type-C bağlantı noktasını görüyoruz ve burada HDMI çıkışı görüyoruz. Burada şu Ethernet portu güzel, yani en azından yani telefonunuzda bir işlem yaparken, kişisel bilgisayar haline getirirken arkadaşlar bunu en azından yerel bilgisayar, yerel ağla da kullanabilme imkanınız da sağlanılıyor. Yani bunu özellikle iş yerlerinde falan server'a bağlanan birçok insan olduğunu biliyorum. Telefondan server'a bağlanarak orada yerel işlerini de gerçekleştirebilirler. Bu bence oldukça önemli. Bunu buraya koymaları tamamen iş için yapılmış bir şey. Yani bunu koyup da evdeki interneti bağlayarak falan filan gibi düşünmeyin. Bu tamamen iş yerlerinde kullanılan server bilgisayarlara bağlanabilmesi için gereken Ethernet kablosunun buna takılıp bunun idame edilmesi için yapılmış bir sistem. Şimdi başka dediğim gibi çıkan çok fazla bir şey yok. Oldukça güzel böyle hap gibi duran bir şey. Hakikaten. Yani öyle, gerçekten öyle bozulacak falan gibi bir şey değil arkadaşlar kesinlikle. Çok başarılı.
Çok iyi bir mekanizma yapmış Samsung. Şimdi dilerseniz telefona buna takalım ve bunu da bir monitöre bağlayalım. Daha sonra da arkadaşlar hep beraber sistem nasıl çalışıyor, gelin buna bir yakından bakalım. Arkadaşlar Deck Station'ımızı kurduk. Deck Station'a ne taktık? Bir tane Bluetooth işte mouse taktık. Zaten onlar hemen şurada. Bluetooth mouse taktık ve bir tane de klavyenin Bluetooth aparatını taktık. Daha sonra da yan tarafta, zaten bunları yakından göstereceğim size, HDMI kablomuzu taktık ve şarjımızı taktık. Ama bu şarjımız, şöyle söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosu lazım. Hatta ben şöyle söyleyeyim size, mesela bu Galaxy Note 8'in orijinal şarj aleti değil ve bununla çalışmadı. Şarj kablosu değil ama dediğim gibi çalışmadı. Yani kendi şarj adaptörü orijinal ama kablo orijinal olmamasına rağmen çalışmadı. Buna dikkat etmek lazım. Bu dediğim gibi biraz zorluk çıkartabilir mi? Yani belki çıkartabilir ama orijinal şarj adaptörü ve orijinal şarj kablosuna ihtiyacı var. Bunu belirtelim. Çünkü dediğim gibi başka türlü çalışmıyor. Şimdi sisteme dediğim gibi bunları taktıktan sonra sadece yapmamız gereken tek şey telefonumuzu Deck Station'a takmak. Hemen burada takalım. Taktığımız zaman burada zaten direkt olarak arkadaşlar telefon tekrar kendine bir restart atıyor ve restart attıktan sonra da HDMI bağlantısını sağlamış oluyor bu şekilde. Zaten Samsung Dex modunda açılıyor arkadaşlar. Şu anda açılsın bakalım. Evet. Şu an açıldı. İşte burada dediğin gibi artık bu bize şu anda, şöyle yaparsam daha iyi olacak herhalde. Bize telefonumuzun bir bilgisayar olmasını sağlayan bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Buradan her şeye ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Dosyalarım var, işte internet var. E-postalarımızı buradan kontrol edebiliyorsunuz ama işte dediğim gibi üçüncü parti yazılımları kullanarak, atıyorum mesela Deck Station kullanıyor, özür dilerim, Yandex kullanıyorsunuz. Buradan Yandex mail'e girip buradan son uygulamalar, özür dilerim, uygulamalar tuşuna bastığımız zaman da hemen şu sol taraftan uygulamalara giriyoruz buradan ve uygulamalardan arkadaşlar istediğimiz uygulamayı buradan açıp kullanmaya başlayabiliyoruz. Bunu belirteyim. Bu bağlamda işte atıyorum mesela mailimizi açacağız. Mailimizi bu şekilde açıp kullanmaya başlayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Normalde hani nedir? Bizim şu anda telefonda kullandığımız mailin çok daha üzerinde bir sistemle bize geliyor. İşte sol tarafta mailleri gösteriyor. Sağ tarafta da arkadaşlar mailin içeriğini gösteriyor. Gerçekten bu bağlamda oldukça güzel bir kullanım sağlayan bir durumu var. Çünkü bu dediğim gibi genelde iş için kullanılan bir şey. Mesela dosyalarıma girdiğiniz zaman burada atıyorum mesela Nissan, işte Office, Microsoft Office açılıyor. Ve bu Microsoft Office uygulamasından arkadaşlar bunu istediğimiz gibi kendimiz yazı yazıp işte buradaki bu yazıyı düzeltebiliyoruz. Bunun için Office 365 aboneliğine ihtiyacımız var. Bunu belirteyim. Yani ben de şu anda Office 365 aboneliği olmadığı için ben bunu çok fazla değiştiremeyeceğim. Ama dediğim gibi bunu şu anda, yani Word, Microsoft Word dosyasını da telefonumuzun üzerinden rahatlıkla özür dilerim yapabiliyoruz. Atıyorum PowerPoint sunumu var. PowerPoint sunumunu açtığınız zaman gördüğünüz gibi işte burada PowerPoint sunumunu açıp burada PowerPoint sunumundan mesela şöyle yapsak, evet. Gördüğünüz gibi bu PowerPoint sunumunu burada bu şekilde arkadaşlar şeye gösterebiliyoruz, insanlara gösterebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sunumu arkadaşlarımıza telefonumuzdan, telefonumuzdaki sunumu arkadaşlar iş yerindeki ofisimizdeki insanlara rahatlıkla gösterebiliyoruz. Dediğim gibi bu, ya son kullanıcı açısından bunu şöyle söyleyeyim. Hani bunu alıp da ben evde oyun oynayacağım falan filan diyorsanız arkadaşlar pek bunun için yarayacak bir alet değil ama bu ne için yarayacak bu alet? Bu dediğim gibi gerçek anlamda ofiste bunu kullanabilmenize sağlayan bir durum. Mesela burada TXT dosyası var. Bunu açabiliyor. Evet, mesela bunu da açıyor. TXT dosyasına kadar açabiliyor. Hiçbir şekilde problem yok. Burada uygulamalar tuşuna girdiğimiz zaman işte burada oyunlar var. Mario Run var mesela. Bu Mario Run bu şekilde açtığınızda bunu size bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Yani bazı uygulamaları da, evet, telefon geldiği zaman da buradan dediğim gibi telefonu da gösteriyor. Kimin aradığını da rahatlıkla gösterip hatta buradan da konuşma sağlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu biraz özel bir konuşma olacağı için çok yakın bir arkadaşım vardı. O yüzden buna no'ya bastım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buradan oyunları bu şekilde oynayabiliyoruz. Bu şekilde oyunları oynayarak istediğimiz gibi işte daha eğlenceli bir zaman geçirebiliyoruz. Fakat şunu söyleyeyim. Bazı uygulamalar dediğim gibi maalesef henüz tam ekran
olayına uygun değil. Bunları tam ekrana uygulamaya geçirebilmek için de arkadaşlar üçüncü parti yazılımlardan bir tanesi DexMax diye bir program var. Bu DexMax programını açtığınız zaman da bu DexMax programı bize işte yani normalde Samsung DeX'in izin vermediği uygulamaları tam ekranda göremediğimiz uygulamaları tam ekran olarak görmemizi sağlıyor. Ama bu da şu anda her şekilde çalışıyor. Mesela Instagram'ı bu şekilde açtığınızda gördüğünüz gibi tam ekran olarak Instagram'ı gösteriyor. Şu an dediğim gibi bir optimizasyonla alakalı bir sıkıntı var. Ama şu an tam ekran olarak bunu görebiliyoruz. Yani bu da oldukça başarılı. Ama dediğim gibi yani şey konusunda maalesef bir sıkıntı var. Tam hani optimizasyon biraz daha sanki böyle yan olsa Ayşe çıktı burada. Merhaba Ayşe'cim. dediğim gibi yani tam ekran yapıyor ama dediğim gibi ufak bir optimizasyon sıkıntısı var mı? Herhalde biraz daha var. Belki biraz daha küçültülebilirdi. Ya da biraz daha hani maillerdeki gibi olabilirdi. Mesela normalde hatta buradan girsek nasıl olur? Instagram'a. Mesela buradan Instagram'a girsek nasıl görünür? Evet, Instagram'a girdiğiniz zaman da Instagram bu şekilde gösteriyor bize. Yani buradan normal uygulamadan açtığımız zaman hatta Chrome'dan bile açsak hemen uygulamaya dönüyor ve uygulamadan açıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi mesela buradan Instagram'a giriş yapın diyorsunuz. Hop uygulamayı açıyor. Chrome'dan tamamla desek. Tekrar deneyelim. Açmıyor arkadaşlar. Yani direkt olarak şeyde açıyor. DeXstation direkt olarak arkadaşlar uygulamayı web browser üzerinden değil de kendi uygulama üzerinden açıyor. Bunu belirteyim ama bu DexMax programıyla bu şekilde görebiliyorsunuz. Biraz optimizasyon ihtiyacı var bu programında. Umarım yeterli desteği alır ve bu yeterli destekten sonra da rahat rahat şey yapar. Biraz daha iyi bir bize şey sunabilir. Ayşe'cim yine burada. Neyse bunu kapatalım. DexMax uygulaması dediğim gibi bize birçok uygulamayı yani tam ekran kullanamadığımız uygulamayı kullanmamıza olanak sağlıyor. Ben bunu özellikle öneriyorum. Eğer hani şey yapmadıysanız, bu programı kullanmıyorsanız arkadaşlar mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Dediğim gibi mesela bu DexMax üzerinden açtık. Bu şekilde görülüyor arkadaşlar. Bakın. Mesela bu böyle görünüyor. Şimdi normalden açalım bunu. Mesela BN Sports'u. Gördüğünüz gibi BN Sports'u açtığınız zaman böyle görünüyor. Ama DexMax uygulamasını açtığınız zaman hatta tekrar gösterelim. Mesela DexMax uygulamasının içinden BN Sports'u açtığımızda neredeydi o BN Sports? Neredeydi ya Mehmet? Ha şurada. Gerçi BN diyoruz ama beyin deniyor. Bu da mesela bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Burada işte buna bu şekilde tıklayarak daha iyi bir deneyim sağlıyor. Gerçekten tam bir masaüstü bilgisayar deneyimi sağlıyor diyebilirim. Bunu belirteyim. Samsung Dex ile yani bence DexStation ile yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yani telefonda ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Burada da onu yapabiliyorsunuz. İşte çok rahat bir şekilde işte WhatsApp yazışması, işte Messenger yazışması, her şeyi yapabiliyorsunuz. Bunu belirteyim. Ama bu son kullanıcı açısından kesinlikle ve kesinlikle hani ben bunu alayım da bundan oyun oynarım gibi bir durum eğer sizde varsa pek oyun oynanabilecek bir durum değil. Yani bazı en az birçok oyun için en azından bunun bu şekilde çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani burada bu oyunları hani mesela neler var burada? Başka mesela Copyjeton var. Mario'nu açtık zaten. Mesela Scooby-Doo diye bir oyun var arkadaşlar. Bu mesela Scooby-Doo oyunu da bu şekilde açılıyor. 16'ya 9 formatında ama bu şekilde açılıyor. Bu Scooby-Doo'nun oyununu dilerseniz bir de şeyde açalım. Samsung DeX'te açalım. Bakalım Samsung DexMax'te nasıl görünüyor? Özür dilerim Samsung demeyeyim. DexMax'te nasıl görünüyor? Buna hep beraber bakmak istiyorum. Evet. Mesela Scooby-Doo'yu şeyde açmadı. Yani normalde bizde istediğimiz gibi açmadı. Ama bakalım bunda nasıl açacak? Evet. Bunda da aynı şekilde bu pencere görünümünde açtı. Ya maalesef bunlar dediğim gibi yeterli mi? Bence yeterli değil. Yani bunun daha iyi bir noktaya gelmesi lazım ama Samsung'un ben yeni güncellemelerle bunu kesinlikle ve kesinlikle daha iyi bir noktaya getireceğini düşünüyorum. Ben şunu söyleyebilirim. Yani bu DexMax dediğim gibi son kullanıcı açısından kesinlikle ve kesinlikle eve alayım da koyayım, işte arada bunda takılırım falan gibi değil de gerçekten de bu iş telefonunu iş bilgisayar olarak kullanan insanların ki Galaxy Note 8 sahiplerinin hemen hemen çoğunun da böyle olduğunu düşünüyorum. Galaxy Note 8 sahiplerinin bu DexMax'i alıp, DexMax diyorum özellikle, DexStation'ı alıp DexStation'ı yanlarına taşıyarak
gittikleri yerlerde, gittikleri iş ortamlarında bunu rahatlıkla kendi serverlarına, bulundukları serverlara bağlayarak buradan işlerini halledebilecekleri, maillerini yönlendirebilecekleri bir sistem haline gelmiş. Gerçekten de gün içinde çok fazla mail alıp veren birisiyseniz, gönderen birisiyseniz şunu söyleyebilirim. DeckStation sizin istediğiniz bir ürün olabilir. Ben burada işte bunun çok oyun için yapılmış bir ürün olmadığını düşünüyorum. Evet, oyunlar da güzel bir şekilde oynanabiliyor ama dediğim gibi çok oyun için ya da farklı bir şey için kullanılabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Ben tamamen ve tamamen iş için kullanacağını düşünüyorum. Mesela YouTube açalım. YouTube açtığımız zaman hatta denizi açalım. Evet. Buradan sesi açabiliyorsunuz ama ses aşağıdan geliyor. Buna hoparlör takarsanız arkadaşlar, bu hoparlörü de dışarıdan alabilirsiniz. Yani hoparlör olan biliyorsunuz şeyler var, monitörler var. Onlardan birini alırsanız ya da buna harici bir şekilde işte kulaklık takarsanız, USB'den yapabileceğiniz bu kulaklığı takabilirsiniz. Hakikaten bu bağlamda oldukça başarılı bir işe imza atabilirsiniz. Deniz'de güzelliği gerçekten. Burada dediğim gibi yani YouTube'u falan buradan rahat rahat tam ekran bu şekilde izleyebilirsiniz. Yani bu da bence oldukça başarılı ve oldukça güzel bir sistem. Yani rahat rahat dediğim gibi bakın yüksek çözünürlükte bize izletiyor. En ufak bir takılma, en ufak bir problem yok. İşte uygulama mesela buradan simlen.com tam uygulamayı destekliyor. Mesela bazı programlar desteklemiyor dedik ama bazı programlar da destekliyor. Bunu da belirtelim. Yani burada hani her programın da kendini Samsung DeckStation'a bir şekilde upgrade etmeye çalıştığını görüyoruz. Ben önümüzdeki dönemde DeckStation'ın yeni versiyonlarıyla beraber çok daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Çünkü mesela DeckStation'ı az önce gördük. Ses tarafında bana sorarsanız bir eksik var. Yani sesi bu makinenin arka tarafından en azından bize verebilmeliydi diye düşünüyorum. Çünkü mesela buna kulaklık takabileceğim. Mesela işte Note 8'e beraber verilen AKG kulaklıkları mesela ben bu ürüne takamıyorum. Bunun bence ne derseniz deyin mutlaka ön tarafında bir tane 3.5 metre kulaklık girişine ihtiyacı vardı. Kulaklık girişinden dediğim gibi bizim en azından bunu harici bir kulaklığı ya da kutu içinden çıkan telefonla kutu içinden çıkan bir kulaklığı bunu halledebilmemiz lazımdı ama Samsung maalesef bunu şu anda vermemiş. Ben bundan sonraki DeckStation 2018 modelinde bunun kesinlikle olacağını düşünüyorum. Çünkü bana sorarsanız en büyük eksik kesinlikle ve kesinlikle bu. Bir şey daha var arkadaşlar. Mesela bu Samsung DeckStation'ı çıkarttığınız zaman hatta onu göstereyim. Hemen şimdi gösterebilir misin onu? Mesela bunu şimdi çıkartalım. Şu an bu burada şarj oluyor. Bu çok güzel bir şey. Burada şarj olması çok güzel. Evet. Burada şarj oluyor ama bunun ben buraya koyduğum zaman da bunun şarj olmasını beklerdim. Yani bunun kablosuz bir şarj olarak da kullanılabilmesi bana sorarsanız oldukça önemli bir ayrıntı olabilirdi. Yani hem bunun kablosuz şarj hem de DeckStation olarak kullanılabilmesini tercih ederim. Yani bunun üst tarafına koyduğum zaman ben şarj olabilmesini beklerdim derim ama şu anda şarj oluyor mu diye de ya bunu kullanabiliyor muyuz diye de şu anda ikilemde kaldım Mehmetçim. Şarj olup olmadığını hakikaten bir anda ben de acaba şarj oluyor muydu diye ben de gerçekten tereddütte kaldım. Çünkü benim bildiğim kadarıyla şarj olmuyor. Bunun böyle bir şarj olma gibi bir indeksi yoktu. En azından daha önce yapmış olduğumuz incelemede de şarj olmadığı söylenmişti ama sanki birden böyle aldığımda bir titreme yaptı. Ama dediğim gibi meğersem o titreme değilmiş arkadaşlar. Şarj olmuyor. Bunun dediğim gibi mutlaka yeni versiyonda ben DeckStation 2018 versiyonunda bunun da verileceğini düşünüyorum. Ve hatta bunu belki işte yuvasına takmadan da farklı bir şekilde belki kullanabileceğiz. Bakalım hep beraber göreceğiz. Ben çok merak ediyorum. DeckStation gelişmeye çok fazla açık bir yazılıma sahip olan bir ürün. Bu bağlamda çok başarılı olabilecek de bir ürün. Ben DeckStation'ın bugüne kadar Samsung'un yaptığı en inovatif işlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Gelişime tekrar söyleyeyim inanılmaz açık bir ürün. İş dünyasında çalışan bir insansanız ve Galaxy Note 8 de sizin telefonunuzsa DeckStation bence aradığınız aparat olabilir. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım DeckStation daha geliştirilmiş bir versiyonuyla karşınıza çıkar. Ve biz de dediğim gibi bu ürünü çok daha efektif bir şekilde kullanılabilmesini sağlarız. Hem donanım